Arkadaşlar hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım her şey yolundadır. Bugün Hyundai i20 ile beraberiz. Kore grubunun B segmenti hatchback arabası. Bu aracımız 2020 model. 1.4 motor, otomatik şanzıman, atmosferik motor, yani turbo yok bunlarda. Var ama B motorlarında var. Motora gireceğim. Arabadan önce bir bahsedeyim ben genel olarak. Aracımız 2020 dediğim gibi. Jump paket, 1.4 motor, otomatik, 100 beygir. Jump boş paket oluyor. Ekranı yok gördüğünüz gibi. Yani dokunmatik bir ekranımız yok. Şundan bahsedeyim öncelikle. Şu aynamı ayarlayayım. Konforumuz şu an bozuk olarak görüyoruz kısmen. Gayet güzel. Konforu yani şöyle karşılaştırabilirim. Ben çoğu B segment arabayı kullandım. Bir önceki kıta 20'de kullanmıştım. Yani az çok B segmentine hakimim yani. Mesela bu araba bizim Seat Ibiza'dan daha konforlu. Onu söyleyebilirim en başta. Clio ile hemen hemen aynı. Bu araçta bu arada 15 inç jant var. 65 yanak var. Yani bayağı yanaklarımız kalın. Ondan da olabilir, emin değilim. Ama genel olarak aracımız konforlu. Yani tatlı sıkı bir araba ama böyle asla sizi mesela şu an parke taştı bir yolda bozuk yollarda sizi yormaz bence. Beni çünkü yormadı mesela. Aracımızın oturuş pozisyonu, aynalarımız gayet güzel. Dikiz aynamızdan da arka cam komple gözüküyor. O da gayet güzel. Oturuş pozisyonu olarak şu an koltuğumu en dibe aldığım için biraz böyle araba içine gömüldüm. Yani bazı araçlarda ne kadar dibe alsanız bile arabanın içinde gömülemiyorsunuz maalesef. Şöyle gün batımına denk geldik. Güzel bir manzara oluştu. Biraz trafik var bugün. Çünkü tam iş çıkış saati. Saat 6. Dediğim gibi oturuş pozisyonumuz gayet güzel. B segmenti araç kullanıyorsunuz ama C segmentine yakın bir hacmi var içeride. Direksiyonu bu şekilde gösterebilirim. Pamuk gibi, yani durduğu yerde de şöyle rahatça çevirebiliyorsunuz. Gayet rahat, güzel. Şanzımanımız 6 ileri. Tam otomatik bir şanzıman. Geçişleri gayet güzel. Yani hissettirme falan olmuyor herhangi bir şekilde. İç malzeme kalitesi sert plastik. Yani gayet normal B segmenti bir araç sonuç olarak. Motorumuz ısındı şu an. Kısmen ısındı motorumuz. Bayağı sessiz. Çalıştığı zaman, ilk çalıştığı zaman soğuksa 1500 devirde başlıyor her benzinli araba gibi. Ama biliyorsunuzdur belki. Hyundai motorları, araba, yani Kore grubunun motoru sessiz oluyor. Arabanın genişliği şöyle göstereyim ben size. Elimi açtığım zaman az bir şey kalıyor. Yani gayet normal B segmenti bir araba sonuç olarak. Kaldırdığım zaman frenden ayağımı, araba atıyor kendini ileri. Şanzıman bu şekilde, izleyebilirsiniz şanzımanı şu an. Bayağı yani böyle çok DSG gibi hızlı değil. Yani atik bir şanzıman değil. Hadi lambayı kanmayalım. Atik değil ama yavaş da şanzıman değil. Yani hissettirmiyor en azından. Biraz şöyle basalım. Ara hızlanma olarak. Yani şöyle bahsedeyim ben size. Dip gaz yapmamıştım. Tabi atmosferik bir motor sonuç olarak. Biraz gücünü yüksek devirlerde veriyor bu araba. Açıkçası yani ilk izlenimlerim gayet güzel. Motorumuz dediğim gibi sessiz. Koltuklarımız rahat. Koltuklarını beğendim yani. Biraz yine her zaman dediğim gibi B segmentinde şu minder kısımları biraz kısa oluyor. Bu da gayet normal yani. Aracımızın motoru dediğim gibi 400 beygir, torkumuz 134, 0-100'imiz 13 saniye. Hepsini deneyeceğiz virajda, hızlanma olarak yakıt tüketimine bakacağız. Şu an ortadaki ekranımız böyle dijital bir kadran var. Benzin, hız ve dijital bir şekilde ortada hız yazıyor. Güzel, böyle kırmızı bire beyaz kadran, gayet güzel, sportif bir gözüküyor. Gaz pedalının dibinde kickdown tuşu var, ona bastığınız zaman vitesi tam olarak ufaltıyor. Yani araba artık kendini parçalıyor götürmek için. Bunların tabii ki bir motoru daha az yakar. Turbolu 100 beygir. Daha torklu olur. Onların tabii şanzımanı otomatik yine. Ama bence yani eğer bütçeniz buna yetiyorsa bunu alabilirsiniz. Çünkü bu araba da fazla yakan bir araba değil. En sonunda testin sonunda ben size yakıtından bahsedeceğim. Şu an mesela 70 civarı gidiyoruz. Yalıtımdan bahsedeyim ben size. Yol sesi duyulmuyor şu an 70'lerde. Rüzgar zaten hiç gelmiyor bu hızlarda.
Motor hiç yok. Motor yüke binince biraz bağırıyor. Her benzin arabada olduğu gibi. Yani şu anlık ilk izlenimlerim gayet güzel. Ön göğsümüz kısa. Ama şu ekran biraz hoş olmamış. Yani bence ne bileyim. Boş paketlerde ekran koyanlar da var mesela. Kia Stonic, Kia Picanto. En boşlarında Apple CarPlay geri görüş kamerası falan geliyor mesela. Bunun rakibi ne var? Clio var, Polo, Ibiza, sonra Peugeot 208 var mesela. Peugeot 208 biraz pahalı. Yani o biraz segmentinin üstünde olan bir araba. Bunun fiyat aralığındaki arabalar Clio mesela. Şöyle bakarsak Clio ile bir motor olarak Clio var. 1.4.20 ile aynı fiyat. Tabii bakılınca konfor olarak gayet güzel. İç açım olarak da aynılar. Bir şey diyemeyeceğim. Ama yani Clio'nun touch paketi bununla aynı para. Yani touch'ta ekran geliyor, Apple CarPlay falan var. LED farlarımız var. Mesela Clio'nun en başında bile ön farlarımız full LED geliyor. Yani ben tercih edecek olsam kesinlikle Clio alırım. Çünkü hem Clio'nun piyasası biraz daha iyi tabii ki. Ya tabii bu sizin seçiminiz. Duruma göre artık bakarsınız. İç tasarımı gayet güzel. Bu klima menfezleri bu şekilde devam ediyor. Buralar aktif değil ama. Burada bir gözümüz var. Genişliğe bir göz var. 12 volt var alt yanında. Hemen sağında da USB girişimiz bulunuyor. Buralar bomboş. Aracımız boş paket olduğu için start stop falan herhangi bir şey bulunmuyor. Kapı kilidimiz, dörtlülerimiz falan bulunuyor. Ortada iki tane kol bardaklık kollayamamız maalesef bulunmuyor ama. Bu araçta en çok beğendiğim şey şu. Oturduğunuz zaman şu kolunuzu buraya koyunca gayet rahatça kullanabiliyorsunuz. Tek buraya bir kolçak lazım. Haricinde her şey okey yani. Şimdi otobana çıkacağız. Orada çıkar çıkmaz direkt 0-100'e başlamak istiyorum. Arabanın performansını görmek adına. Motorumuz ısındı çünkü. Ondan sonra virajına bakacağız. Yani bu i20 hakkında her fikre sahip olacaksınız. Bu arada yorumlarda belirsin. Yani nasıl gidiyor videolar, kanalın gidişatı hakkında. Ben açırım, yani açayım eleştiriler her zaman. Şimdi yavaştan bir basalım. Biraz bugün kalabalık, inşallah otoban kalabalık değildir. Direksiyon biraz boş. i20 daha net yani. Direksiyon olarak i20 bundan biraz daha iyi ve direksiyon kalitesi olarak da bir tık daha iyiydi bence. Ya bugün otoban biraz kalabalık, inşallah 0-100 yapabiliriz. Sanırım 0-100 biraz yalan olacak çünkü bayağı dolu. Neyse 0-100 ben daha sakin bir yerde yapmayı planlıyorum. İleride bir virajına bakalım. Virajı nasılmış aracın. Bu arada arabadan şu an yakıt tüketime baktım. 8.4 ile başlamışız. Bakalım kaça indirebileceğiz yakıt tüketimini. Şu an gidebileceği menzili gösteriyor size. Sürüş süresi. Biraz ara zam yapalım şöyle. Şu an dip gazım. Yani hızlanması biraz zayıf haliyle çünkü düşük bir motor. Biz şöyle tekrardan ortalama tüketim alalım. Biraz yavaşlayacağım. Viraj kasmak için. Yani açıkçası 15 inç jantlara göre gayet sert bir araba. Onu belirtebilirim en başta. Ama tabii ki yani bir tık ne B segmenti olduğu için güven vermedi açıkçası. Tabii siz bu arabayla rally yapmayacaksınız. Yani normal bir şekilde viraj döneceksiniz. Ama bence gayet güzel. Direksiyonumuz dediğim gibi bir yere kadar böyle bir boşluk var sonra. Her zamanki gibi normal bir direksiyon yani. Fren pedalı da biraz boşluklu ya, anlamadım. Mesela basıyorsun, fren bastın mı anlamıyorsun, artık bir yerden sonra arabaya başlıyor, anlamadım yani. Önler disk, arkalar disk bu arada. Şimdi birazcık yokuş testi yapacağız arkadaşlar. Bakalım yokuştaki performans nasılmış.
görelim hep birlikte. Biraz basalım. Şöyle manuel de kullanabiliriz arkadaşlar. Şu an dip gazım mesela. Sana geldik. Yo, performansı gayet güzel ya, çünkü acaba araba hafif, bak aynı motor Kia Stonic'te de vardı, kullanmıştım. Ama o araba daha hantaldı ya. Ağırlıktan olabilir bu arada. Bu araba daha böyle performans hissettiriyor yani. Gayet güzel. Testte bu arada sport modu yok arkadaşlar, onu da belirteyim ben size. Ama yani tabii tek kişiyim, onu da belirteyim ben. Arabayı doldurup yokuş çıkarsanız onu bilemeyeceğim. İster istemez bir performans düşebilir yani. Ama sakin kullanımda, mesela şu an sakin çıkıyorum gayet. Bakalım bayılma olacak mı? Yo, bayılmıyor ya. Şu an kaçtayız mesela, görebilecek miyiz? Bir saniye. Mesela manuel. Şu an 3'teyiz. 4'e attım. Yo, bayılmıyor. Gayet iyi yani. Ben bayılmasını beklerdim, bayılmadı. Neyse, aradan D'yi alalım. Şu an 4 ile çıkıyoruz yani bu eğimi. Eğim de gayet dik. Ben yokuş performansını gayet iyi buldum bu arada. Şimdi dönelim. Size arabanın yalıtımından bahsedeyim. Biraz sürüş yapalım. Bir de bizim meşhur virajımız var. Kaygan bir viraj. Orada denemek istiyorum yani, arkası gelecek mi gelmeyecek mi görmek istiyorum. De ses kalitesine bakalım. Sen benim için doğdun. Yani şu an tabii bas ayarlarımız tam yapılmamış. O gayet belli. Çünkü baslarda biraz vurma yapabiliyor. Ama yani tabii gayet güzel dinlenebilir bence. Ama tabii Clio'nun ses kalitesi bundan bir tık daha iyiydi. Bizim Seat'ın ondan tabii daha iyi. Almanların her zaman daha iyidir yani. Bunu rahatça söyleyebilirim. Manzaramız da gayet güzel. Güneş battı. Sesini de kapatalım şunun. Şimdi bir viraj daha kesti şey yapalım. Burada zorlayalım. Tam olarak arabanın bir dinamini görmek istiyorum açıkçası. Ama daha konforlu araba var mıdır? Belki Polo biraz daha konforludur bundan. Polo'yu kullanmadım ben. Yokuştakilere yol verelim. Şu an şeritten taşmıyorum. Gayet güzel. Ben biraz korkmuştum aslında. Ama şu virajdaki hissiyat, yani gösterdiği tepkiden dolayı artık şu an korkmam geçti. Ya bence fiyatını hak eden bir araba ya. Bunun bir üst paketi ne var tam olarak bilmiyorum. Ben şimdi buraya yazarım üst paketinin ne olduğunu. Bence alınabilir. Yani bu kadar vasat bir araba değil bence. Arkadaşlar, videoya böyle devam edeceğiz. Ya şu bant bayağı başımı ağrıtıyor. Her neyse, şimdi nerede kalmış? Devam edelim. Şu an biraz bir trafik var. Yani nereden bahsedebilirim bilmiyorum tam olarak. Şöyle kadranı yakından mı göstereyim? Tam olarak net görün yani. Şu ortada ufak bir hız gözüküyor. Alt deftesinin konumu gözüküyor. Yani bence gayet güzel okunaklı bir kadranı var. İleride bir viraj denemek istiyorum. Sonra 0-100 yapacağız. 0-100'den sonra ben size arabanın yakıt bilgisini vereceğim. Kaç yaptık, kaç yaktık falan filan. Onlardan bahsedeceğim. Şöyle biraz basalım. Burada sınırımız 70, fazla basamayacağım. Mesela hız devir olana bakalım hemen. Şu an arabayı bir 6'ya atalım. Gördüğünüz gibi aracımız 6. testte. Tam 2000 devirde bakalım kaç yapacak.
tam 2000 devirdi arkadaşlar. 80'i geçiyor. 82, 83 falan yapıyor. Bizim yani Ibiza ile benzer bir hız devir oranları var. Tabii bizim arabanın şöyle bir olayı da var. Turbolu olduğu için küçük devirlerde gücünü verebiliyor. 1200-1300 devir itibaren. Bu araba atmosferik olduğu için 4000-5000 devir de veriyor maksimum gücünü. Öyle bir olayı var. Ama gayet güzel. Uzun yola gidilir mi? Gidilir. Ama tabii yani 83 ile 2000 devire gidiyorsa 3000'de de tam 110 falan yapar. Bizim araba 3000 devirde mesela 130 yapıyor. Oo, trafik birden bir yoğunlaştı. Mesela bir bakalım. Şu an arka deposu full sayılır. Depoyu fullledim yani az önce. Tam full değil ama hala 8.4 çünkü bayağı bastım ben. Anlık olarak şu an 5.4 mesela gaza basınca gördüğünüz gibi 12'leri falan buluyor. Bu dediğim gibi sürüş süresi. Bu da gayet güzel. Bu A trip, B trip. Bu da full depoya yakın şeyle benzinle 500 km gidebileceğini söylüyor. Bu şekilde. Burada da hız sınırı yetmiş. Buna dikkat edeceğiz. Ceza gelmesin. Bu virajda biraz zorlayacağım tekerle. Bakalım ne kadar zorlayabileceğiz. Biz görelim. Ondan sonra da sıfır yapıp videoyu bitiririz yavaş yavaş. Elimden geldiğince yani size anlatmaya çalıştım ben sizin bu arabanın hissettirdikleri hakkında. Arkamızda da minibüs var. Pek zorlayamayacağım ama bakalım. Arkası bayağı geliyor arabanın. Viraja 60'la girdim arkadaşlar. Arkası geldi ama böyle tatlı bir gelme. Öyle söyleyeyim, bu arada güneş çok güzel gözüküyor. Yani güneş yok ama gün batımı gayet güzel. Yani başka bir şey kalmadı anlatmadım bu arada. Kliması gayet iyi ısıtıyor bu arada. Onu denemiş olduk. Hatta şöyle açayım ben birinci kademeyi. Bir tam olarak görelim nasıl ısıttığını. Birazdan arabanın arkaya koltuklara bakacağız. Arkası geniş mi? Bagajı nasıl? Hepsini göreceğiz. İleride ben bakacağım yani. İleride de bu arada 20 var. Arka stoplarından belli. Hatta yaklaşık bakalım. Arka stopları bu arada arkadaşlar bu dolu paketi belli. Elite veya Elite Plus. Şöyle göstereyim. Bunlar mesela LED. Bizimkiler halojen şekilde yanıyor. Bu gayet güzel bu arada. Yani dolu paketi gerçekten dolu gözüküyor. Klima bu arada bayağı ısıtıyor, onu fark etmiş oldum. Ama mesela öndeki arabadaki sinyallerimiz halojen yanıyor. Bu da aynı şekilde bizimki de. Yo, güzel araba ya. Ben açıkçası beğendim. Sizin de bu arada yorumlarınızı bekliyorum araba hakkındaki. Yani kullananınız varsa uzun süredir memnun musunuz? Bir arızası falan var mı? Bunları söylerseniz sevinirim. İleride bir bakalım arkasına, bagajına. Dıştan bir daha arabayı size göstereyim. Ondan sonra ileride müsait bir yerde bir 0-100 yapalım bu arabayla. Merak ediyorum yani 0-100'ün kaç saniye olduğunu denemek istiyorum. Şöyle el freni çekelim. Vitesimizi de P'ye alalım. Benim koltuk pozisyonuma göre ayarlı. Şöyle şuradan göstereyim. Gayet geniş bu arada. 4 parmak var. Tam dik oturdum. Kafam tavana değmiyor tabii ki de. Gayet güzel. Arkada kolçağımız yok. Işığımız var. Şöyle açalım, daha güzel gözüküyor. Şaft tüneli bayağı az bu arada. Neredeyse yok. Şurada ufak gözümüz var. Arka camımız otomatik. Buralar sert plastik böyle. Bayağı malzeme kalitesi bayağı düşük yani. Arkadan da ön taraf bu şekilde gözüküyor. Güzel ya. Şu direksiyon şeyi bayağı hoşuma gitti bu arada, simidi. Yani güzel sportif bir direksiyon simidi var. Bir de şöyle bagaja bakalım arkadaşlar. Şöyle arkasını size göstereyim. Boş paket olduğu için bunlarda geri görüş kamerası yok. Torsiyon var. Tabii ki bağımsız süspansiyon bulunmuyor. Bir bagajına bakalım. Ben buraya şimdi bagaj hacmini yazacağım size. Burada tabii kiralama arabası olduğu için bir tampon bir şey falan bulunuyor. Işığımız var. Gayet işte normal B segmenti bir arabanın bagajı kadar. Burada tutamamız var. Bagaj kapağımız hafif bu arada. Şöyle size ön farlarını, ön tasarımını göstereyim. Tabii ki de ön farlarımız halojen. Bunların dolarında LED geliyor. Şöyle bir LED'lesin. Aynen. Jantlarımız 15. Dediğim gibi 185, 65, R15. Jant kapağı olarak geliyor. Sis farlarımız var. Halojen şekilde yanan. Ön panjurumuz da gayet güzel. Yeni Hyundai'nin tasarımı bu şekilde artık.
Yağmur far sensörü yok araçta. Boş paket olduğu için. Şöyle ışığımızı açıp mesela burada far ayarlarımız falan bulunuyor. 4 cam otomatik. Aynamız otomatik olarak ayarlanabiliyor. Da gayet güzel. Camı kapatayım. İç mekanı bu şekilde. Gayet güzel. Şimdi bir hemen ileride sıfır hız yapalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Olarak duramayacağım. Hemen şu an dip gaz yapıyorum arkadaşlar. Bastım. Ve şu an bıraktım. Güzel oldu arkadaşlar. Motor böyle yerinden çıkacak gibi bağırıyor. O yüzden bir tık korkutabiliyor ama yani bağırdığı kadar da gidiyor mesela. Gayet güzel. Ama böyle motor ben diyor ben atmosferim diye bağırıyor resmen ama hızlanması bence güzel. Buradan şimdi ben size arabanın saniyesini yazacağım. Yani böyle aman arkaya yaslamıyor sizi. Ama yani hafif bir araba olduğu için az çok. Ben şimdi buraya ağırlığını yazacağım ama ben bakmıştım 1200 civarındaydı ağırlığı. Yani B segmentinin olduğu kadar 1100-1200 civarı gayet normaldir. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince size 2020 model jump paket i20'yi tanıtmaya çalıştım. Elimden geldiğince size değinmeye çalıştım. Eksiklerim olabilir. Yani bunları yorumlarda belirtin. Çok iyi olur. Kendimi değiştirmek istiyorum çünkü bazı konularda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.